Merhabalar efendim, ben Deniz Doktor Barış Tunçbek. Bugünkü konumuz eski sevgili nasıl unutulur? Efendim, sevgilisinden ayrılan her insan oldukça derin duygusal yaraların vücutlarında oluştuğunu hissederler. Bir duygu hapishanesinde yaşamaya başlayabilirler. Biten ilişkinin tarihçesi ne kadar eskiyse tabii genellikle hissedilen acı da o kadar büyük oluyor. Diyelim ki atıyorum işte 2 yıllık, işte 3 yıllık, 4 yıllık bir ilişkiniz vardı ve ilişkiniz en sonunda bu kadar uzun uzadıya ve güzel devam ederken bir de en son size yapılan bir haksızlıkla sona erdi diyelim. Mesela evlenmek istiyor olabilirdiniz ama işte olmamış olabilir. Bu hem size verilen sözlere istinaden hem de yapılan her şeye rağmen olmamış olabilir. İşte mesela böyle bir senaryoda durum gerçekten zor. Umarım bu tip duyguları yaşayan takipçilerimiz, izleyicilerimiz eğer bu tip zorluklar yaşıyorlarsa bir an önce bunu atlatabilirler. Ama şunu söyleyeyim, zaten bu videoda biraz detay vereceğim. Hani biraz daha sohbet edelim istiyorum bu videoda. Öncelikle şunu bilelim. Yani bu tip durumlar yaşadığımız zaman iyileşmek için bir kere kesinlikle zamana ihtiyacımız oluyor. Zamanından önce işte ayrılığın verdiği nefret olabilir, hırslar olabilir, çok farklı duygular olabilir. Ayrılığın verdiği bu tip duygularla duygularımızdan kendimizi kopartmaya çalışmamız bence problem yaratır. Yani işte öfke, işte üzüntü nöbetlerine yol açabilir ki bu durum sizi yorar. Bence gerek yok. Emin olun zamanla bu acılar ve üzgünlükler daha az karşınıza çıkmaya başlayacak. Sizin burada yapmanız gereken aslında çok net. Eski ilişkiniz için artık bir umut olmadığını kendi kendinize söylemeniz lazım. Bunu dışarıdaki insanların değil, bunu sizin kendinize söylemesi lazım. Niye? Çünkü beynimiz siz kendinize bir şeyi itiraf etmediğiniz sürece çok takıldığınız konuların sebebi üzerinden hormon salgılamaya devam ediyor ya da hormon salgılamayı kesiyor. Eğer siz bir ilişkinin bitmediğini düşünüyorsanız ve kendinize bunu itiraf etmiyorsanız beyninizin salgıladığı hormonlar inanın değişiyor. Bakın çok ilginç bir şey söyleyeyim size. Aşık olan insanların, çok yoğun aşık olan insanların ve belirsizlik yaşayan insanların, mesela aşık olup açılamayan insanların ya da uzun süreli aşklarından ayrılan insanların kan test değerlerinin bile çok hızlı bir şekilde değiştiği ispatlanmış durumda. Yani inanın bu öyle bir duygu ki, ayrılık acısı ya da aşk o kadar kuvvetli bir duygu ki, aslında benim bu videoları çekme sebeplerinden bir tanesi de budur. Yani sizin kan değerlerinizi, hormonal değerlerinizi değiştirebilecek kadar fiziki etkiler yaratabiliyor ruh dünyanızda yaşadığınız şeyler. Şöyle düşünün, zamanı bırakın, işte kendinize karşınıza alıp konuşun. Kendinizi karşınıza alıp konuşun. Ve şunu deyin. Yani işte dünyada 8 milyon insan var. Türkiye'de 80 milyon insan var. Ve sizin sağlıklı bir ilişki yaşamak için ihtiyacınız olan sadece bir tane insan. Yani aslında denizde balık çok. Çok büyük bir aşk hissediyor olabilirsiniz. Ama ben bitmiş bir ilişki üzerinden konuşuyorum. Orada parantezi tekrar kapatalım. Dolayısıyla umutsuzluğa gerek yok. Şundan da eminim, yani ben bunu söylerken şunu da demek istemiyorum, yani tam ayrıldığınız aşkınız gibi birini bulacaksınız, bulursunuz da demek istemiyorum, ama şunu diyorum, yani eğer siz ilişkinizden dersler çıkarttıysanız bir kere daha olgunlaşmışsınız demektir ki bu evrendeki doygunluğunuzun, olgunluğunuzun arttığı anlamına gelir. Evrende serbest dolaşan enerjinin sizin sahip olduğunuz bu yeni niteliklere yapışması da daha kolay olacaktır. Bu dersleri çıkartmış insanlar zaten kendilerinin de bir elmas olduğunu çok daha rahat fark eder. Bakın, öncelikle siz çok değerlisiniz. Her ne yaşandıysa yaşandı. Siz bir elmassınız. Ve hatta bazı şartlar sizi zorlayabilir. İşte eski aşkınız sizi taklit eden birine yönelmiş olabilir mesela. Ya da kadınlar için söyleyeyim. Mesela erkekler çok hızlı çapkınlığa başlayabilirler böyle durumlarda. Kadınlar daha sıklıkla ailelerine ve arkadaşlarına dönerler. Erkekler ise kendilerini işte ben serbest kaldım diye dışa vururlar.
dışarılara vururlar, sokağa atarlar kendilerini. Erkekler ilk bir ay eğlenir, ondan sonra kafalarına dank eder. Kadınlarsa genellikle ilk bir aydan sonra kendilerine gelir ve özgürleşmeye başlarlar. Yani bu tip zorlayıcı durumlarla karşı karşıya kalırsanız, işte size benzeyen insanlardan kaçtığını belirtebilir. Sosyal medya mesajları atabilir, atarlı falan. Bence çok yanlış. Ama artık unutmayın, her ne yapıyorsa yapsın eski ilişkiniz, bu artık onun testi, sizden çıktı. Siz bu konuda onun yapacakları konusunda hiçbir şey yapamazsınız. Ve artık bu kişi sizin sorumluluğunuzda değil. Bunu bilin. Peki bunu da başardık. Nasıl devam edelim? Bir kere mükemmel insanı aramaktan da ben vazgeçmenizi öneririm. Çünkü mükemmel çok ütopik bir kavram. Mükemmel insan aramanızı, yeni bir insan aramanızı önermem. Çünkü mükemmellik duruma göre, şartlara göre değişebilir. Belki sizin algılayamadığınız bazı nitelikleri karşınızda duran insan barındırıyordur ve siz göremiyorsunuzdur. Ama sizin standartlarınız da mükemmel değildir. Belki de o insanın sahip olduğu bazı nitelikler aslında sizin ihtiyacınız olan özelliklerdir. Ve siz bunu göremiyor olabilirsiniz. Diğer yandan hani şey dedim ya, hani ayrılma esnasında size bir yanlış yapıldığını düşünüyorsanız bu algıyı bırakın. Kişisel bir algıdır bu. Dünyada her gün, her noktada, her alanda, her dakika birçok yanlış iş yapılıyor. Bu size özgü bir durum değil. Bunu kişisel incinme sebebi olarak görmeyin. Yani insan olduğumuz sürece bu tip olaylarla, yanlışlarla aşkta, işte, ailede, sosyal çevrede, her yerde rastlayabiliriz. Yani bir başka önerim daha olacak. O da onu hatırlatacak, onu size hatırlatacak şeylerden uzak durun. Hatıraları ortadan kaldırın. İşte ortak resimlerinizi ben bulundurmamanızı öneririm. İşte acıdan uzaklaşmak için yapmanız gereken ne varsa yapın ve hızla karşı cinsle, o zamanı kullandıktan sonra hızla derken, sosyalleşmeye başlayın. Aynı zamanda bu esnada kendi analizinizi de yapın. Yani mesela eski ilişkinizle geçirdiğiniz vakti geçirmeseniz neler yapardınız? Ya da işte ilişkinizde ne eksikti? Romantizm işte, ya da belki sizde kıskançlık problemi vardı. Eğer böyle şeyler varsa bu listeleri çıkartın, analizini yapın ve hatalı yerleri çıkartın. Sosyalleşmeye başladığınızda da hatalı yerleri çıkmış bir liste olsun elinizde. Karşınızdaki insanda arayacağınız nitelikleri, başlıkları elinizde olsun. Bakın bu kafayı yani aklınızda tutacağınızı kağıda yazıp kağıdın üzerinde tutmak sizi yorgunluğunuzun büyük bir kısmını yok edecektir. Siz yorulacağınıza kağıt düşünsün, kağıda yazın düşünün ya da bilgisayara yazın, Word'e yazın düşünün. Tecrübeleri asla yadsımayın. Bir kere her ne olmuşsa olsun siz artık daha tecrübelisiniz ve bu tecrübeler dolayısıyla da o kağıdı yazabileceksiniz zaten. En önemli konu da şu bence. Bir kere şuna karar verin. Siz kendinizi seviyor musunuz? Eğer siz kendinizi sevmiyorsanız emin olun gelip de bir başkası sizi sevmeyecek. Eğer kıskançlık ve güvensizlik problemleriniz varsa en önemliler bence bunlar bu ara. Bunları çözün. Ve devam etmek için beklemeyin. Bir ilişki bittiğinde hayatınızın bittiğini kendinize sıklıkla tekrar etmeyin. Bunu düşünebilirsiniz. Bu hissedilebilir. Ama bunun peşinden gitmeyin. Aksine hayatınızın yeni tecrübelerinizle yeni başladığını bilin ve hissedin. Yeni hobiler elde edin. Kendinize çeki düzen verin. Kendinizi yeniden yaratın. Yeni hobiler elde edin. Ve karşınıza çıkacak doğru insanı aramak için umudunuzu asla ama asla kaybetmeyin. Bu video ile ilgili sorularınız olursa cevap vermeye çalışacağım. Bunun haricinde bu videonun yazısını da yazılı halinde, makale halinde www.tuncbilecrek.com.tr adresinden sizlere ulaştıracağım. Lütfen sizler de gazetemize göz atın www.tuncbilecrek.com.tr adresinden. Birçok yazarımız var. Çok fazla sayıda video üretiyoruz.
Bunlar hakkında bilgi alabilirsiniz. Aynı zamanda tüm dünyadan ve Türkiye'den anlık haberlere çok hızlı bir şekilde gazetemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda gazetemizin editörlük kadrosunda yer almak isterseniz, yani gazete köşe yazarı olmak isterseniz sizlere kapımız açık. Şirketimize ulaşırsanız 444-4141 üzerinden arkadaşlarım benimle kontak kurmanız için sizi bana yönlendirecektir. Detayları sizlere anlatabilirim. Bunun haricinde biliyorsunuz benim 2019 yılında yaptığım bir albümüm var. Anka klipleri çıkmaya devam ediyor. 2020'nin 4. 5. ayına kadar çıkıyor olacak klipler. 2020'de yeni single'larım olacak, yeni çalışmalarım olacak ve sahnelere de dönüyor olacağım DJ olarak ve canlı performanslarımla, canlı müzisyenlerle. Bunun için benim Barış Tunç Black Official YouTube kanalımı da kısa listenizi alır, bakarsanız, üye olursanız, videoları dinler, beğenir, yorum yaparsanız beni gerçekten çok mutlu eder, motive edersiniz. Üretmek için ben de kendimi yenilemiş, motive etmiş olurum. Efendim yeni bir bölümde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.